Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körümeller. İstihlal kündülü haberlerini görüşmelerine kızın karşılığımız. Mən Erşidin İdikot. Tövende vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya kün tertibiyle alakadar mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Kanı dıktınlar ekranımızı bulsun. Hindistan, Xitay'a karşı koşunun devletleri bilen hemkarlıkını küçeytmekte. Hindistan koşunun devletlerine paal yardım kılış arkalık Xitay'nın rayondaki təsirge taqabıl duruşu tırışmakta. New York Post'ı gizlidinin 11. oktober haber kılışça, Hindistan'ın yakın koşunları arasında siyasi davalğuşdan davamlaşığa ergişip, Modi hükümeti tez terakki kılıvatkan devlet içi iqtisadidan kelgen meblağ arkalık Xitay bilen təsir küçü cahettin rekabetleşiki başlayan. 2022 yılı Sri Lanka iqtisadi apetke uçurgandan keyin Hindistan kutquzuş hareketige aktif qatnaşıp 4 milyard Amerika dollardan artıq yardım buyumları bilen təminlegen. Hindistan koşunu devletlerge Xitay'nın təsirge taqabıl duruş üçün paal yardım berivatkan bulup, Xitay bilen bolgan çigran meselesi de talaş tartış kılıvatkan koşunu devlet Butan'a bu yıl bergen yardım miqdarı ilgirki yardım summasını bir katlap 5 yılda 1 milyard dollarga yetken. Hindistan yana Bengal'ın ulu əslahı türlerine netçi milyar dolarlıq yardım bilen təminligen bulup, Bengal rehberi bu yıl 8. ayda hakimiyetinden ayrılıp kılıçtan ilgiri Hindistan'dan menfaatige maz hareket kılıp gelgen. Hindistan'dan Xitay'a karşı küş toplaş planının en köp menfaatlengücü Maldivi bulup, bu devletin yeni prensidenti Muhammed Muiz ötken yeli Hindistan çıkıp kesin şuarı bilen saylamğa katnaşkan. Ama bu düşenbe bunların hemisi unutulup ketkendek, ayalı bilen birge Hindistan'ı ziyaret kılgan ve şundaqla hükümetini iqtisadi qiyinçilikten kutulduruş üçün Hindistan'dan 750 milyon dolardan artıq yardımını kabul kılgan. Hindonoziya hükümeti Xitay şirketi tamamını çekleşini talep kıldı. Hindonoziya uttura küçük karxalarını qoğdaş üçün Xitay'nın elektronluq soda supsi tamamını çekleşini talep kıldı. Reuters agentliğinin 13. oktyabr xabar qilishicha, Hindonoziya hükümeti Google ve Alma şirketidin Xitay'nın elektronluq soda supsi tamamını app bazarından çekilip, Hindonoziya abonetlerinin çürüşünün aldığını ilişini talep kılgan. Bunundaki asas maksat öz devletidiki uttur küçük karxalarının Xitay'nın erzan bahalıq məhsulatlarının ziyan keşkidini qoğdaş iken. Gerçi Hindonoziya xalqi temu arqalıq mal seti almışı mı? Hindonoziya Alaqa ve Uçur Texnika Ministri Budi Ari Sitiyadi'nin etişçe, alaqadar organlar aldın iliş tedbirlerini kullanıp, yerlikdiki uttura küçük ve mikro karxalarının qoğdaşı kerek iken. Budi'nin Reuters agentliğiga yetişçe, Temo'nun Xitay'daki zavodların bivasta istimalçılarga mahsulot setiş arqalıq bahane körnerlik tuvaleti soda endişisi sağlam bolmagan rekabet usulü iken. Onun yukarıqı tedbiri Hindonoziya'nın elektronluq sodasını qoğdaş üçünle emez, belki milyonluğun uttur küçük karxalarını qoğdaş üçün iken. O sözü de yana, eğer Xitay şirketi Temo Hindonoziya'nın elektronluq soda sahasiga meblağ salsa, Hindonoziya hükümetinin onu tosidigalıqını etkan. Hindonoziya hükümeti yana Xitay'nın çigri halkıgan elektronluq soda supsi şeyinğa oxşay şirketlerge qarta çekleş tedbirlerini planlagan. Növete Temo, Alma ve Google şirketleri bu vaqta baha berişini ret kılgan. Xitay Pakistan'da bihatarlikni küçeytişke urunmaqta. Xitay Pakistan iqtisadi koridorida Xitay quruluş işçilerge karşı hücumlar izcil davamlaşıwatqan bir mezgilde Xitay rayonundaki bihatarlikni küçeytişke urunmaqta. Amerika Avazı'nın bu axtıge xavirde bildirilişçe, Xitay Taşkı İşler Ministerliği 11. oktyabr Xitay şirketige təvən maşina ətiritinin 6. oktyabr Pakistan'dan Karachi'ga caylaşkan Jinnah xalqara aerodromu'a yıqın cayda hücumga uçurgalıqını, 2 Xitay puhrasının ölgelikini ve qadın kiyin Xitay'nın Pakistan'a xizmet grupisi əvətkerlikini bildirdi. Xitay Taşkı İşler Ministerliği mezgür xizmet grupisinin 8. oktyabr İslamabad'a yetip verip, ciddi taqabıl duruş hizmetine başlayalıqını, bu ceryanda Pakistan'ın Taşkı İşler Ministerliği, İçki İşler Ministerliği ve şundakla bihatelik istihbarat tarmaklarının mesullar bilen körüşgeliğini, Pakistan emeldaralarını Pakistan'da tıxımı kattıq bihatelik tedbirlerini kullanıp, kuruluş kılıbatkan Xitay xadimleri, organları ve türlerinin bihatelikige kapadetli kılıçka çağırgalıqını bildirgen. Küzetküçülerinin eğitişçe, Xitay-Pakistan iqtisadi koridorda işlevatkan Xitay puhralarına kartılgan hücumlarının köpüyüşüge egişip, Xitay bihatarlık tedbirlerini küçeytişke, İslamabad bilen bihatarlık hemkarlıkını çoğunqorlaştırışka mecbur bolmaqtıken. Xitay bihatarlık ministerliği Xitay kuruluş işçilerine kartılgan bir qatar əcelli kurallı hücumlardan keyin, Pakistan'daki Xitay kuruluş işçilerine qoğdaş üçün Pakistan dairleri bilen istihbarat uçurlarını ortaklaşış ve baldur agahlandırış sistemisini asas kılgan yeni planga yetekçilik kılmaqtıken.
Pakistan taraf Xitay bexatarlik xodimlarining Pakistan tavalligida harakat qilish niyatiga qarshi turib kelayotgan bo'lsa-mu, ammo Xitayning bisimining barg'an sir kuchayishi sababli bu haqda kelishim hosil qilishi mumkin ekan. Yangi yo'lga qo'yilmoqchi bo'lgan bexatarlik tadbirlari Xitoylarning ish o'rniga bironik bilan berish qatorliklarni o'z ichiga oladi ekan. Lopnur nahiyasida yer tavridi. Bugun Sharqiy Turkistonning Lopnur nahiyasida 3.1 bal yer tavrigan. Xitay yer tavrash ahvolidan ma'lumot berish to'g'ridan xabar qilishcha, 14-oktyabr Urumchi vaqti soat 2 da Lopnur nahiyasida 3.1 bal yer tavrigan. Tavrash markazi cho'nqurligining 17 km ekanligi aniqlangan. Xitay yer tavrash apitining boshqa tafsilotlari haqida ma'lumot bermadi. Yaponiya kelar hafta NATO va G7 davlat guruhi yig'iniga qatnashadiganligini aytgan. Yaponiya Hindiy Tinch okean rayonida ishlayotgan tahdidlar sababidan Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti bilan bexatarlik sohasida tixmo kan hamkorlik o'rnatishni nishon qilmoqda. Turkiya ovoz radiosi xabarida qayd qilinishicha, Yaponiya hukumatı tunji qitim NATO davlat mudofaa ministrlari yig'iniga ministr avitadiganligini bildirgan bo'lib, Yaponiya davlat mudofaa vaziri Gin Nakatani axborot e'lon qilish yig'inida kelar hafta NATO va G7 davlat guruhi yig'iniga qatnashadiganligini aytgan. U yana 16-oktyabrdan 21-oktyabrgacha bo'lgan aralikda Yevropada ziyoratda bo'lganligini eskertib, o'xshash qarashdagi davlatlar bilan o'zaro munosabatni kuchaytirishga tirishadiganligini, Angliya davlat mudofaa vaziri va Italiya davlat mudofaa ministri bilan ko'rishib, 3 davlat o'rtasidagi yangi avlod urush aeroplanini taraqqiy qildirish plani loyihasining navbatdagi ahvolini muzokara qildiganligini qayd qilgan. Yaponiya taratqularida Gin Nakataning NATO yig'iniga qatnashadigan tunji davlat mudofaa vaziri bo'lganligini, uning Xitoyning rayonda ishlayotgan ta'sir kuchiga qarshi Yaponiyaning NATO'dagi ittifoqdoshlari bilan hamkorlik fursati ustida izindiganligi to'g'risida uchurlar tarqatgan. Uttur Sharq vaziyati davomli jiddiylashmoqda. Uttur Sharqdagi to'qinishlar davomli kuchayotgan bo'lib, Isroiliya armiyasi tunovgun Livanning g'arbiga qilgan havo hujumida 13 kishi hayotidan ayrilib, 29 kishi yaralangan. Livan Sahiya ministrligi e'lon qilgan ma'lumotlarga asoslanganda, 2023 yili 8-oktyabrdan buyon Isroiliyaning hujumlarida jami 2229 ming kishi hayotidan ayrilgan, 10380 kishi yaralangan. Hayotidan ayrilganlar ichida 104 kichik bola va 194 ayol bor ekan. Bunun bilan birga Hizbullah Isroiliyaning Hayfa shahrining janubiga joylashgan harbiy bazasiga uchuqsiz havo apparati bilan hujum qilgan bo'lib, 4 Isroiliya askari o'lib, 58 askar yaralangan. Isroiliya armiyasi bayonot e'lon qilib, Hizbullahning Hayfadagi harbiy bazasiga ijro qilgan uchqur hujumida yaralangan barliq askarlarning doktorxonalarda balnisqa ilinganligini va oilalariga ma'lumot berilganligini, hayotidan ayrilgan askarlarning salohiyatining keyincha uqtirilganligini bildirgan. Hizbullahning bu vaqtdagi bayonotida G'azzadagi Falastin xalqining qarshilik ko'rsatish harakatini qo'llash, Livan va xalqini qo'g'dash, Beyrutdagi mahallalarga qilingan hujumlarga javob qaytarish uchun Golani brigadasi ta'lim tarbiya bazasiga uchqursiz havo apparatlari bilan hujum qilganligi qayd qilingan. Hurmatli ko'rimlar, bugungi xabarimiz mushu yerda ayoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Ertangi programmada ko'rishguncha aman bo'lgaysizlar. Allohga emanat.